Efendim şu anda yanımızda MHP Milliyetçi Hareket Partisi Ankara İl Başkanı Sayın Fatih Çetinkaya ile birlikteyiz. Başkanım, erken saatler dolmasına rağmen oldukça geniş bir katılım var. Bu aday belirleme toplantısı hakkında. İktidara yürüyüşün en son merhalesi diyebilir miyiz? Elbette ki son merhalesi diyebiliriz. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi'nin tabanında 30 Mart 2014 seçimlerinde yapılacak yerelde hizmet noktasındaki seçim için çok büyük bir heyecan var. Bugün çok sabahın erken saatlerinde Anadolu'muzun bütün illerinden teşkilatlarımız, partililerimiz, misafirlerimiz buraya akın akın geliyorlar. Saat 2'de başlayacak program olmasına rağmen şu anda çok büyük bir kalabalık yekün etti. Burada tabii ki çok önemli bir program bugün lanse edilecek. Sayın Genel Başkanımız tarafından 30 Mart seçimlerinde milletimize hizmet için yola çıkacak olan üretken belediyeciliğin adayları burada takdim edilecek. Bugüne kadar kendi illerinde ve ilçelerinde takdimi yapılmış ya da bugün ilk defa açıklanacak olan çok kıymetli adaylarımız burada Sayın Genel Başkanımız tarafından tüm kamuoyuna takdimi yapılacak, tanıtılacak. Adeta Milliyetçi Hareket Partisi'nin iktidara yürüyüşünde çok önemli, görsel, heyecanlı, temposu yüksek ve bu işte ne kadar kararlılığını ortaya koyan da ispatını ortaya koyan bu programla da inşallah kamuoyuna da sahaya indiğimizin ve iniyor olmamızın ilk mesajlarını Ankara'dan vermiş olacağız. Sayın Başkanım, sizi çok fazla tutmak istemiyorum. Yoğun işiniz var ama Melik Gökçe'nin Ankara'da yaklaşık olarak 4 dönem, bu 5. dönem olacak galiba. Dır Belediye Başkanlığı Sultası var. Bu yıkılacak mı diyorsunuz bu dönem? Ankara yerel iktidara susamıştır. Bunun için çok kararlıdır. Bununla ilgili hazırlıklarını çok önceden başlatmış ve Ankara İl Teşkilatı olarak da kamuoyuna bu kararlılığımızı ortaya koymak için adaylarımızı Milliyetçi Hareket Partisi olarak ilk biz belirleyeceğimizi, ilk biz açıklayacağımızı, sahaya ilk biz ineceğimizi ve indiğimizde tutmadık el, ayak basmadık yer, çalmadık kapı bırakmayacağımızı söylemiştik. Bu sözümüzü tuttuk. Mayıs ayında ilk aday açıklamamızı Sayın Genel Başkanımızın Polatlı'da takdimleriyle bugüne kadar geldik. Şu ana kadar Ankara'mızda ilçelerimizin yarıya kadar yakını bugün de açıklanmış olacak. Evet, çok doğru söylediniz. Melih Gökçek'in 20 ile aşkındır Ankara'daki yerelde üretmeyen sistemi 30 Mart'ta son bulacak. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan aday ve ilçelerdeki adaylarıyla birlikte bu iktidara taliptir. Makama geldiklerinde, iktidara geldiklerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin hizmetlerini, yerelde hizmetlerini halkımıza en güzel şekilde yansıtmak için görev alacaklar. Ankara Milliyetçi Hareket Partisi'ndir inşallah. Efendim, son olarak Ankaralı seçmene ne demek istersiniz? Ankaralı seçmene, Ankara'mız Türkiye'mizin başkentidir. İstiklalimizin, istikbalimizin simgesidir. Ankara bugüne kadar yönetilmiş idarecilerin ortaya koyduğu vaatlerle yönetilen bir Ankara'nın sözde hizmetlerine layık değildir. Daha iyisine layıktır, daha güzeline layıktır. Ankara daha gelişebilmesi için her konuda Türkiye'nin başkenti olması sebebiyle, Türkiye'nin en büyük ili olması sebebiyle de yakışan bir hizmeti alabilmesi için adaylarımıza, partimize teveccühlerini bekliyoruz diyorum. Buna da, bu teveccühleri göstereceklerine de yürekten inanıyorum. Efendim, Milliyetçi Hareket Partisi'ni ve bizi izlemeye devam ediniz. Kırıkkale İl Başkanı olarak Kırıkkale'deki ilçelerin bazıları açıklanacak ve şu anda da arena stadında oldukça coşkulu bir kalabalık var. MHP'nin iktidar yürüyüşü olarak görebilir miyiz? Kırıkkale'de nasıl bir şey öngörüyorsunuz? Şimdi biz uzun bir zamandır aday adaylığı sürecine başlamış olan Kırıkkale'de en önce başlayan partilerdeniz. Biz bugün Balışık ve Sulakürt ilçemizin adaylarını tespit etmiş olup bugün Sayın Genel Başkanımız tarafından da arkadaşlarımız açıklanacak. Bildiğiniz gibi Balışık'ta Ahmet Tuna,
ismi yapılan anket çalışmalarının öne çıktığından dolayı aday noktasında Ahmet Tuna değerlendirilmeye alındı. Sulak Yurtta'da da İsmail Bildik adayımız olarak netleştirdik. Yani bu coşku, bu heyecan Türkiye'de Milliyetçi Hareket Partisi'nin iktidara yürüyeceğinin bir işaretidir. Biz inşallah Kırıkkale'de 11 belediyede başarılı olmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Onun için de biz iki belediye başkanımıza buradan tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum. Kırıkkale'de inşallah hem merkez hem ilçede de bu seçimlerde 3 ilale dikeceğimize inanıyoruz. Kırıkkale il içinde başkanım, Kırıkkale il içinde aynı şeyleri öngörebiliyor muyuz? Orada belediye başkanlığını alabiliriz diyor musunuz? Evet, şimdi Kırıkkale'de de 3. aydan bu tarafa bir 9 tane arkadaşımızla aday adayı süreci devam ediyor. Kırıkkale'de de ikinci etapta inşallah kamuoyuyla adayımızı belirleyip olup artık Milliyetçi Hareket Partisi olarak her türlü sahaya ineceğimizin işaretidir. Durum bu şekilde. Kanal siyasetin değerli izleyicileri, gördüğünüz gibi başkanımız oldukça iddialı bu konuda. Onlara kolay gelsin diyoruz. Biz izlemeye devam edelim. Değerli izleyicileri, MHP'nin aday yoklaması için Ankara Arena Kapalı Spor Salonu'ndayız. Yanımızda Kırıkkale Balaşehir Belediye Başkanı adayı Ahmet Bey var. Ahmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Coşkun bir kalabalık var ve oldukça coşkun insanlar var. Türkiye'nin her tarafından gelmiş olan insanlar var. MHP'liler var. İktidara yürüyor diyebilir miyiz MHP için? Tabii ki. Çok gurur ve gurur verici bir olay. Bu da iktidara yürüyüşün bir göstergesi de zannedersem. Memleketimiz için hayırlara vesile olsun. Allah inşallah bizim hakkımızda da hayırlı bir belediye başkanı olacaksa Cenab-ı Allah nasip etsin diyorum. Gurur verici, heyecanlıyım biraz. Seçilirseniz Balaşehir için ne yapmayı düşünüyorsunuz başkanım? Balaşehir için büyük ideallerim var. Projeler üzerinde konuşacağım. Ben Balaşehir'de 30 yıldır esnaflık yapıyorum. Kafamda çok geniş projelerim var. İnşallah icraata geçireceğim. Şu anda onları anlatmam çok uzun sürebilir. Daha önceki belediye başkanlığını biliyorsunuz bir parti değiştirme meselesi oldu. Yine MHP'den seçilmesine rağmen AK Parti'ye geçmişti. Başkan en büyük sıkıntı Balaşehirlilerde belki bu olsa gerek. Sizde böyle bir şey olma ihtimali var mı? Böyle bir şey olacaksa Cenab-ı Allah bana nasip etmesin diyorum. Ben görevimi gururla tamamlarım. Soyunduğum yerde de giyinirim. Böyle bir şey nasip etmesin Cenab-ı Allah yaşatmasın. Kesinlikle olmaz. Hayır. Sonra başkan, Kırıkkale'li seçmenlerinize ne demek istersiniz? Efendim? Kırıkkale'li seçmenlerinize sonra demek istediğiniz bir mesajınız var mı? Hepsini saygı sevgiyle selamlıyorum. Desteklerini bekliyorum. Bu dönem MHP dönemi diyorum. Destek bekliyorum hepsini. Çok teşekkür ederiz başkanım. Değerli izleyicilere, yanımızda Sulak Yurt Belediye Başkanı adayımız var. Adayla açıklanacak adayımız var. Ve şu anda Arena Stadında oldukça coşkulu bir kalabalık var. Konuştuğumuz insanların birçoğu stada sabah saatlerinde geldik ve konuştuğumuz insanların birçoğunda iktidarın büyük bir özlemini duyuyorduklarını ve coşkun bir şekilde iktidara hazırlandıklarını müşahit ettik, gözlemledik. Bu manada başkanımıza sormak istiyorum. Başkanım, Sulah Yurt'ta ne gibi çalışmalar yapmayı düşünüyorsunuz? Belediye başkanı olursanız tabii. Şimdi tabii ki öncelikle bir aday adaylığı sürecimizi geçirdik ve buraya çağrıldık. Burada başta ilçe, merkez ilçe, il başkanım, genel merkez yöneticilerim ve genel başkanıma çok teşekkür ederim. Biz Allah izin verirse hakkımızda her zaman hayırlısını diledik ve biz Sulak Yurt'ta halkın gülen yüzü olacağız ve belediyenin bütün cömertliğini halkımızla beraber paylaşacağız. Biz memleketimiz Sulak Yurt küçük ama sorunlarının büyük olduğunu her zaman söyledik ve bu sorunları biliyoruz ve bunları çözmeye geliyoruz. Sulak Yurt'umuzun imkanları çerçevesinde her şeyi yapacağımızdan hemşerilerimiz emin olabilirler. Onun için de inşallah bu yola soyunduk. Allah hakkımızda hayırlısını versin. Elimizden gelen her şeyi yapacağımızı söylüyoruz. MHP'nin bu dönem
yerel seçimlerde başarılı olacağı ve AK Parti'nin üstüne çıkacağı düşünüyor musunuz? Ülkücü hareketin zaten iktidarı artık kaçınılmaz oldu. Bunun için de biz de bu meşaleye Sulak Yurt'tan bir ışık yakmak istiyoruz. Slogan, mahalli idareler seçimindeki slogan, gülümseyen belediyeler. Siz başkan olursanız inşallah Allah'ın inayetiyle gülümseyen bir belediye başkanı olacak mısınız? Kesinlikle. Biz vatandaşımızla beraber iç içe ve memleketimizin gülen yüzü olacağız. Gülümseyen bir belediye başkanı olacağız. Kapımız herkese açık. Her zaman herkese açık. Kesinlikle. Çok. Ya çok son olarak seçmeninize söylemek istediğiniz bir şey varsa onu da alalım başkanım. Bize bu yetkiyi verdikleri takdirde bunu en iyi kullanacaklarından emin olabilirler. Allah'ın izniyle ne onların yüzünü ne kendi yüzümüzü kara çıkartacağız. Onun için de diyorum ki bize sonuna kadar güvenmeye devam etsinler. Bizlere ve ülkücülere güvensinler. Allah'ın izniyle memleketimizi yaşanılabilir bir memleket, gelecekte insanların yaşayabileceği bir memleket güvenle, huzurla bizlere teslim edebilirler. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Kanal Siyaset'in değerli izleyicilere, bizi izlemeye ve bizim ekranımızdan MHP izlemeye devam edin. Sayın Bakanım, biliyorsunuz Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanlığı süreci yaşadınız. Aday oldunuz. Ama takdir ilahidir, kazanamadınız. Hala partinin içerisindesiniz ve coşkun bir kalabalık var. Şu andaki düşünceniz, Milliyetçi Hareket Partisi iktidara yürüyüş hakkındaki düşüncenizi ne olduğunu bilmiyorum. Şimdi tabii önümüzde bir mahalli seçim var. Bu mahalli seçim Türkiye'nin belki de kaderini tayin edecek olan bir seçim. Çünkü önümüzdeki yıl içerisinde peş peşe çok önemli olaylar yaşayacağız. Çünkü 28 Ağustos'ta da Cumhurbaşkanlığı genel seçimi var. O bakımdan Mart ayında yapılacak olan mahalli seçimlerde alınacak netice Cumhurbaşkanlığı seçimi ve arkasından da genel seçimin havasını oluşturacak. O bakımdan bu seçim Türk siyasi hayatının en önemli seçimlerinden biri olacak. Bu seçime de partimiz iyi hazırlanıyor. Erken yola çıkıldı. Bugün yapılan aday tanıtım toplantısı da bunu gösteriyor. İnşallah bu coşku ve heyecan devam eder. Milliyetçi Hareket Partisi de bu mahalli seçimlerde Türkiye'nin kaderini değiştirecek bir netice alır. Sayın Bahar'ım, özellikle Ankara için Mevlüt Karakaya'nın olacağını biliyoruz. Mevlüt Karakaya Ankara için isabetli bir aday olmuş mudur? Melih Gökçe eğer aday olursa bu manada zorlayabilir veya onun önünde bir şekilde seçimi kazanabilir mi? Ben Mevlüt Karakaya'yı iyi tanıyorum. Yani bizim iktidar dönemimizde Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 3 yıl genel müdürlüğünü yaptı. Yani bir bürokrasi ve devlet tecrübesi var. Gazi'de öğretim üyesi, bir profesör. Ankaralı olması da bir avantaj. Balalı bir hemşerimiz. Sevilen, düzgün, geçmişi pırıl pırıl bir arkadaşımız. Eğer propaganda teknikleri iyi kullanılır, topluma iyi takdim edilirse ben başarılı olur diye düşünüyorum. Sayın Bakanım, son olarak kendi seçim bölgenizde de mahalli olarak belediye başkanını MHP alabilir diyor musunuz? Şimdi biz
Tabii kendi seçim çevremde bütün 18 belediye olarak oluştu. Hepsinde iddialıyız. Bir çıkış yakalayacağımızı söyleyebilirim. Oyumuzu da çok ciddi miktarda arttıracağız. Ona paralel olarak da çok sayıda belediye kazanacağımızı düşünüyorum. Son olarak Milliyetçi Hareket Partisi seçmeni ne demek istiyorsunuz? Mesajınız ne olur? Valla bu seçim sadece MHP açısından değil, Türkiye açısından önemli. Bütün MHP seçmeni bunu dikkate alarak bu seçimi bir ibadet tecdidi içerisinde geçirmeli. Çalınmadık kapı bırakmamalı, yanına varılmadık da insan bırakmamalı. O bakımdan buna dikkat ederek seçimi bu coşku ve heyecan içinde geçirmelerini yürekten temenni ediyorum. Yanımızda Mamak Belediye Başkan adayı Ali Rıza Çalkan Bey bulunuyor. Sayın Başkanım, hem yapılan yoklamalarda hem de partinin üst düzeyinde oldukça sıcak karşılanan bir insansınız. Ve açık ara diğer adaylara göre, aday adaylarına göre önüne çıktınız ve bir günde adaylığınız açıklanacak. Benim sormak istediğim şu, bundan sonraki dönem için bu ilgiyi, bu alakayı üstü daha taşıyabilecek misiniz? İnşallah, hiç şüphe yok. Bunun emareleri burada değil mi? İşaretleri burada. Hep başından beri söylediğimiz gibi hemşehrilerimize, tüm Mamaklı'ya teşekkür ediyoruz. Bize iyi sahip oluyorlar. İnşallah bu sahiplenme bizi bir yere götürecek. Nereye götürecek biliyorsunuz? Mamak Belediye Başkanlığı'na götürecek. İnşallah bunu bekliyoruz. Başkanım, taraftarlarınızca genel olarak savunucuya karşı ilgisi çok yoğun. Evet. Neye borçlusunuz bunu? Niye bu kadar çok? Vallahi hemşehrilerimize dua ediyoruz. Hep iyi gününde, kötü gününde yanlarındayız. Allah razı olsun. Bu zamana kadar Mamak'ta yapmış olduğunuz hizmetlerinde bir etkisi olabilir mi? Mutlaka, yok diyemeyiz. Mutlaka. Belediye başkanını alırım diyor musunuz? İnşallah. Rabbimiz murad ederse neler olmaz ki? Sayın seyirciler, gördüğünüz gibi Ali Rıza Çalkan çok iddialı ve hırslı. Umarız onun istediği gibi bir sonuçla sonuçlanacaktır diye düşünüyoruz. Allah yar ve yardımcısı olsun diyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi Halil Öztürk. Salon oldukça, arena salonu oldukça nümayişli ve oldukça hareketli, coşkun bir kalabalık var. Sayın Başkanım, çok kalabalık ve çok coşkun bir kalabalık var. Milliyetçi Hareket Partisi bu belediye başkanlığı seçimlerinde iktidara yürüyor. Bundan sonraki seçimlerde iktidar olacak diyebilir miyiz? Taksim ve şu coşkuyu hep birlikte yaşıyoruz. Burada bugün 10 milyon insan gelmişler. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Merve Kırmızı toplantısında çok coşkulu bir atmosfer içerisinde Aday Doktor'un toplantısına gelmişler ve bu coşkuyu hep birlikte yaşıyorlar. Beraber yaşıyoruz. Bu coşkunun sebebi şu: Milliyetçi Hareket Partisi izlemiş olduğu bu kararla, tespit etmiş olduğu doğru adaylarla 2015 yılında yapılacak olan genel seçimlerde iktidar olacaktı. Bu coşku bunun sebebidir. Dolayısıyla bizim hiçbir şüphemiz yok. Milliyetçi Hareket Partisi bunu hepimiz çok kısa bir zamandayken göreceğiz. Hep birlikte buna inanmayan vatandaşımız da inanmaya başlayacak ki MHP tek başına iktidar olmayı becerecektir.
Sayın Başkanım, bu seçimlerde AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi tarafından gerekli olan dersi alacak mıdır? Yani seçim hezimeti demeyelim ama bu anında çok büyük bir düşüşler bekliyor musunuz? Bu vatan için şehit olsak, AKP'nin çok sistematik bir düşüşü var. Başımızda bayrak, Milliyetçi Hareket Partisi'nin de tahmin edilen, tahayyül dahi bitirmeyen bir yükselişi, bir tırmanışı var. Bu tırmanış benim bu şekilde devam ederse AKP için bu önümüzdeki seçimler bir hezimet olarak ortaya çıkacak ve bu şekilde gerçekleşecektir. Hiç şüphemiz yok bizim. Sıkıntı şüphe etmesin. Milliyetçi Hareket Partisi gerek yerel seçimlerde, gerekse genel seçimlerde tahmin edin ben umulmayan bir başarı sağlayacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin olduğu her yerde, Milliyetçi Hareket Partisi'nin olduğu her yerde, Halil Öztürk bütün güçlerle çalışmaya hazırdır. Bizleri yaralamak üzere Karede çalışmaya hazırdır. Gönüllerimizde çalışmaya hazırdır. Derecede çalışmaya hazırdır. Bu aşağıda Sulak burada Karageçi'de hazır. Kulaklarımızdan Halil Öztürk burada sadece burada hazır değil. Üstünden İstanbul'da hazır. Ankara'da hazır. Şehirde hazırdır. Cenab-ı Allah Türk milletine bir daha istiklal marşı partinin merkez olarak Allah'a emanet olun. Bir tarafında çalışmaya hazır ve çalışıyorum. Bakın ben 3 gündür İstanbul'daydım. Dün gece geldim. İstanbul'da seçim çalışması yapıyoruz. Bu bakımdan Milliyetçi Hareket Partisi'nin kazanması için Türkiye Cumhuriyeti'nin çuruma sürüklendiği bir dönemde sadece Halil Öztürk değil, en çok bizim ama Milliyetçi Hareket Partisi'ne inanan, bu ülkenin birliğinden, beraberliğinden, bütünlüğünden yana olan, devletin ülkesi ve milletiyle bölme bütünlüğünü savunan, milli ve üniter yapı savunan herkesin de bu şekilde inanması ve AKP bir ders niteliğinde değerlendirip Milliyetçi Hareket Partisi'nin de desteklemesi lazım. Çünkü hadise şu, biz gemide yaşıyoruz. Bu gemi batarsa, bu gemi batan içinde AKP'li de var, CHP'li de var, MHP'li de var, toplumun tüm kesimleri var. Evet, bu gemiyi batırmayalım. Bu gemiyi batırmak için AKP'ye dur diyelim. Sayın Başkanım, seçim sloganı olarak da üretken belediyeciliği seçmişiz anladığım kadarıyla Milliyetçi Hareket Partisi var. AKP'li belediyelerin üretken olmadığını ve onların çalışmalarının yetersiz olduğunu mu düşünüyor? Şimdi AKP'nin belediyeciliği anlayışında bizim yine farklı şu var. AKP ameliyat edilmesi gereken bir hastaya pansuman tedavisi uyguluyor. Yani bu şu demek, AKP'nin belediyeciliği anlayışında belediyecinin çözmesi gereken temel sorunları bir kenara itip sadece görsele hitap edecek bir hizmet anlayışı gösteriyor. İşte Kırıkkale'de görüyorsun sadece taş düşüyor. Kıymetli görüntüler, temel sorunlarıyla ilgili, temel belediyecilik sorunlarıyla ilgili, altyapı sorunlarıyla ilgili bir çözüm arayışı ne yazık ki göremiyoruz. Bu bir şey yok. Milliyetçi Hareket Partisi de genel merkezinde yapmış olan çalışmada bir anlayış geliştirdi. Üretken belediye. Üretmen, hizmet üretme anlayışını ortaya koyan bir belediyecilik anlayışı, üretken anlayış budur. Evet. Milliyetçi Hareket Partisi sadece belediyecilik yapmak olarak görevi nitelemiyor. Çok kıymetli görevdaşlarımız. İstihdam sağlamak, üret büyümeyi kalkınmak, iş girişin gerekli tüm destekleri vermek için sen de atacağımız. Bu bakımdan bizim sloganımız üretken belediyecilik. Bizleri yani son olarak kanalımız aracılığıyla Türkiye'deki seçmenlere ne demek istiyorsun? Başkan adayları olarak temsil edecek şahsiyetleri açıklayacağımız bu güzelcinin vereceği başkanlığına bütün programlarımızın arkadaşlarımıza şükürler olsun ki geleneksel hale getirdiğimiz anlayışta milliyetçi belediyecilik anlayışında üretken belediyecilik anlayışında ilini sevmek, ilçesini sevmek, köyünü sevmek yani kısaca bu salonda vatanını ve milletini sevmek üzerine kurulan bir anlayışın temsilcisi. Bu bakımdan biz bu anlayışı istemişsek biz sevdiğimiz, yaşadığımız ilimize, ilçemize hizmetin en güzelini yapmak için o ilde, ilçede yaşayan hemşehrilerimize en iyi hizmeti vermek için çalışırız, uğraşırız. Ve ben şunu da söylüyorum. Ankara Mamak ilçesinde de Kırıkkale bir hemşehrimiz aday oldu. Arda Çalkan. Yani sadece Kırıkkale bize destek vermesinler. Ankara'da bize destek versinler. Ankara Büyükşehir adayımız da Ankara bayrağı.
profesör, akademisyen, bürokrat, politikacı çok değerli bir şahsiyet. Bizim çok yakın tanıdığımız bir kimlik. Bizim Ankara'da duran hemşehrilerimize de ulaştıkları bir şekilde Ankara'da destek sağlamak için bizimle birlikte olsunlar. Bize destek versinler. Biz isteyeceğimiz bunlar. Ben Ankara'daki herkesin saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Ey haberin değerli seyircileri, Halil Öztürk'ün açıklamaları dinlediniz. Umarız Allah onların yar ve yardımcısı olsun. Hoşça kalın. Başına
kardeşlerim. Müsaadelerinizle açılış konuşmalarını yapmak üzere yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı ve Yozgat milletvekili Sayın Sadir Durmaz Bey tanıyor. Basınımızın seçkin temsilcileri, 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimi öncesinde birinci etap aday tanıtım toplantısına hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Sözlerimin başında hepinizi en parti saygılarıyla selamlıyorum. Bugün burada büyükşehir, il, ilçe ve belde düzeyinde olmak üzere 252 adayımızın tanıtımını ve aynı zamanda bu değerli adaylar için bir yol haritası ve bir rehber niteliğinde olan üretken belediyecilik vizyon belgemizin de takdimini gerçekleştireceğiz. Sayın Genel Başkanım, yönlendirmeniz ve desteğinizle içerisinde akademisyenler, bürokratlar ve belediye başkanlarımızın bulunduğu bir heyetle hazırlamış olduğumuz bu vizyon belgesi aynı zamanda bir belediyecilik modelidir. Merkezine Allah korkusu ve insan sevgisini alan, her bir insanı kutsal bir emanet olarak gören, kamunun kaynaklarını bir kuruşuna halel getirmeden hizmet ve üretime dönüştüren katılımcı, dürüst, eşitlikçi ve rekabetçi bir belediyecilik anlayışını milletimizin istifadesine sunmaktayız. Çabalarını, kente karşı bir sevgi ve aidiyet beslemelerini, özgüvenlerini sağlamalarını ve kendi özellikleriyle kenti var etmelerini sağlamaya başlamaktadır. Üretken belediyecilik vizyonunun oluşturulmasında 9 temel ilke esas alınmıştır. Bunlar milliyetçilik, çalışkanlık, adalet, dürüstlük, çağdaşlık, kalkınmacılık, katılımcılık, rekabetçilik ve şeffaflıktır. Üretken belediyecilik anlayışımızı çerçeveleyen 20 temel özellik de şöyledir. Ayrıştıran değil, birleştiren belediyecilik. Devletle vatandaşı buluşturan belediyecilik. Kentliyle kenti buluşturan belediyecilik. Planlama ile uygulamayı birleştiren belediyecilik. İş ile aşı birleştiren belediyecilik. Hizmet ile toplumsal faydayı birleştiren belediyecilik. Geçmiş ile geleceği birleştiren belediyecilik. Estetikle doğallığı birleştiren belediyecilik. Aile ile konutu birleştiren belediyecilik. Afete karşı tedbir üreten belediyecilik. Kenti sağlıklı çevre ile buluşturan belediyecilik. Kendi ile sağlığı buluşturan belediyecilik. Üretici ile pazarı buluşturan belediyecilik. Teknoloji ile yenilikçiliği birleştiren belediyecilik. Fikir ile yatırımı buluşturan belediyecilik. Hayatla eğitimi birleştiren belediyecilik. Kenti bilimle ve sanatla buluşturan belediyecilik. Kentleri engelsizleştiren belediyecilik. Destanımız var. Mutlu Türkiye için aydınlık vaktimiz var. Bir yetim ağlıyorsa gülmeyecek yüzümüz.
beyefendiler, basınımızın yüzüyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Geniş katılımlı bu organizasyonumuza iştirak eden her bir kardeşime, her bir Türkiye sevdalısı arkadaşıma en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bizim haricimizdeki tüm alternatifler tükenmiştir. Milletçe üzerimizdeki ölü toprağının kaldırılması, durgunluğun aşılması, gerilemenin bitirilmesi şarttır ve tek umut da buradaki muazzam inanmışlıktır. Şu kadarını söylemeliyim ki sizler sadece bir parti değilsiniz. Sizler yalnızca bir siyasetin takipçileri değilsiniz. Bunların üstünde Türk milletinin kaynağı, yüz hakkı, iktidar vesikası, milli kimliğimizin muhafızlarsınız. Vatanın ve milletin karşılık beklemeyen yeri geldi, şehitleri kucakladınız. Yeri geldi, zindanlara kafa tuttunuz. Demir parmaklıkları taş metreseye çevirdiniz. Yeri geldi, Yusuf yüzlü, Yunus gönüllü oldunuz. Yeri geldi, dar ağaçlarına, junta yönetimlerine, karanlık devirlere, yabancı projelere, düşman emellere, ölüm pahasına meydan okudunuz. Millet davasını
bırakmadan, Allah yolundan hiç sapmadan, milliyetinin tertemiz çizgisinden hiç ayrılmadan ülkelerinizi Türk İslam ruhuyla örtüştürdünüz. Yıllarca iftiraları, karalama kampanyalarını, alçakça kullanmış ithamları, oyun içinde oyunları karşıladınız. Bunları paramparça ederek bu günlere geldiniz. Acıları yenerek, zorlukları aşarak, çetin yolları geçerek davamızı bayraklaştırdınız. Ülkelerimizi yücelttiniz. Ve unutmayınız ki sizler Türk milletinin övünç madalyası, cesaret timsalcısınız. Mensup olmaktan övündüğümüz büyük milletimiz sizlerden çok şey bekliyor. Yürekten bağlandığımız aziz milletimiz sizlerden çok şey umuyor. Tıpkı Orhun'dan seslenen Bilge Kağan gibi, tıpkı Söğüt'ten Bismillah diyen Ertuğrul Gazi gibi, tıpkı Haçlıları şaşkına çeviren Kılıç Arslan gibi, tıpkı Bizans'ı devren Fatih gibi, tıpkı düşmanı İzmir'de süpüren Mustafa Kemal gibi. Sizler de bir devri kapatmak için heyecanlısınız, azimlisiniz, imanlı ve atılgansınız. Hepinize iftihar ediyorum. Zalimlerin önünde çıkması nafiledir. Hainlerin senaryoları boşunadır. Çalışanlar, görevli provokatörlük yapmaya kalkışanlar, akılları karıştırmak için mesai harcayanlar, mahcup ve mağlup olmaya mahcupdurlar. Artık bundan sonra yöreleriniz sizleri bekliyor. Şimdi Türkiye sizleri istiyor. Şimdi Türk milleti sizlerle bütünleşmek için sabırsızlanıyor. Artık yeter. Şimdi söz senin Türkiye'm. Bugün açık bir yerde anlayamış 9 büyük şehir, 12 il, 187 ilçe ve 44 belde belediyesi başkan adayınıza şimdiden üstün başarılar diliyorum. Yolunuz, bahtınız ve alnınız açık olsun. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Sağ olun, var olun. Ne mutlu Türkiye. İl belediye başkanlarından başlamak üzere sırasıyla il belediye başkan adaylarımızı, ilçe ve belde belediye başkan adaylarımızı takvimle arz edelim. Alfabetik sıraya göre isimlerini okuduğum Büyükşehir Belediye Başkan adaylarımızı kürsüye davet ediyorum. Ziraat Mühendisi Ceyhan Belediye Başkanı Sayın Hüseyin Sarısı. Öğretim üyesi Yeni Limani Müşavir, Toprak Bastırları Ofisi Eski Genel Müdürü, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Sayın Mehmet Karakaya. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlarımız, emekli valimiz, emniyet genel müdürü, 21. dönem Ankara
21, 23 ve 24. dönem Aydın Milletvekili, Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Öğretmeni, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Sayın Ali Uzunırmak. Eğitimci Balıkesir Belediye Başkanı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Sayın İsmail Ok. Milli futbolcu, spor adamı, Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yönetim Kurulu üyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Sayın Tanrı Tanrı. Eğitimci Çukurova Belediye Yerleri Başkanı, Tarsus Belediye Başkanı, ekonomist, iş adamı, Manisa Belediye Başkanı Sayın Cengiz Ergün. Kendileri annelerinin vefatı nedeniyle bugün aramızda bulunamamaktadırlar. Buradan kendilerine ve aile fertlerine sabır ve başsağlığı dileklerimizi gönderiyoruz. Haddimle arz ederim Sayın Genel Başkanım. Belediye Başkan adaylarımızı takdim ediyorum. Türk doktoru, iş adamı, Aksaray İl Belediye Başkan adayı Sayın Rıfkı Karabatak. Elektrik mühendisi, başarılı Bartın Belediye Başkanı ve Bartın ve Bayburt İl Belediye Başkanı adayımız Sayın İdris Aydın. Kanunlar Kararlar Eski Genel Müdürü Yenilli Mali Müşavir Burdur İl Belediye Başkanı adayımız Sayın ve Çankırı İl Belediye Başkanı adayımız Sayın Hakkı Yalçın. Türk doktoru Giresun İl Belediye Başkanı adayımız Sayın Orhan Erzurum. Elektrik mühendisi Gümüşhane Belediye Başkanı, Gümüşhane İl Belediye Başkanı adayımız Sayın Mustafa Canlı. Yüksek Mimar Isparta Belediye Başkanı ve Isparta İl Belediye Başkanı adayımız Sayın Yusuf Ziya Günaydın. Eğitimci ve iş adamı.
Başkan adayımız Sayın Hasan Isındıgil. Öğretim üyesi 23. ve 24. dönem Kütahya Milletvekili. Kütahya İl Belediye Başkan adayımız Sayın Profesör Doktor Adem Işık. İnşaat mühendisi Osmaniye Belediye Başkan adayı Osmaniye İl Belediye Başkan adayımız Sayın Kadir Kara. Mehmet Bilal dedi. Ankara Aydın Dere,
İbrahim Ömer, Giresun Eğitim, Halil Cansız, Giresun Eğitim Ömer, İsmet Kant, Giresun Görele, Muhammed Demirbaş, Giresun Görele, Çavuş Bol, Selim Aslan, Giresun Keçak, Nihat Yılmaz, Giresun Piramiz, Uğur Ekiboğlu, Giresun Şevik Karaysan, Hasan Tombul, Giresun Tireoğlu, Patrik Meşe, Giresun Yağlıdere, Kerpet Kıda, Gümüşhane Kerpik Göbekbaş, Yemen Demir, Gümüşhane Şinan, Ömer Yeniçeri, Gümüşhane Şinan Yeşilgül, Ziya Yılmaz, Fatay Berek, Yemin Yılmazlar, Fatay Patsa, Mustafa Köroğlu, Fatay Yayladağ, ve Kemal Dağıstanlı, Isparta, Eğirdir, Sarıgiz, Ramazan Pala, Isparta Göle, Mete Encik, İzmir Ayva, Serkan Acar, İzmir Bergama, Özkan Karabiken, İzmir Formalı, Yurdadoğu Mutlu, İzmir Urla, Hasan Hüseyin Akgül, Kahramanmaraş, Ankara, Ali Çapanbaş, Kahramanmaraş, Alay Özelit, Ahmet Nazım Eygüzel, Kahramanmaraş, Elbistan, Abdullah Paksoy, Kahramanmaraş, Göksun, Mustafa Koçluk, Kale, Karaman Merkez, Sudra, Celal Aslan, Karaman Ayrancı, Yüksel Büyükkargı, Karaman Ermenek, Güneyyur, Mehmet Koçluk, Kastamonu Ağlı, Şahin Çolak, Çapan Zeytin, Ahmet Demir, Kastamonu Dağlay, Doğan Yıl, Kurban Bayrak, Kastamonu İnoğlu, Engin Hüsnüet, Kastamonu Küre, Kâhin Ayrıca. Geç başkanım, geç. Kayseri Dünya, Mehmet Özden, Kayseri Demir, Mehmet Kartal, Kayseri Koyas, Levent Tepe, Kayseri Melik Gazi, Kâhin Karamete, Kayseri Pınarbaşı, Dursun Ataş, Kayseri Sarız, Mustafa Işık, Kayseri Thomas, Erkan Kandemir, Kayseri Komanda, Halil İbrahim İnan, Kırıkkale Balışehir, Ahmet Tuna, Kırıkkale Sulak Gür, İsmail Bildik, Kırıkkale Demirköy, Muhlis Yavuz, Kırıkkale Dinamo Kaz, Evren Sekiz, Halil Abanoz, Kırıkkale Dize Çakıldı, Mehmet Bayram, Kırşehir, Boztepe, Mustafa Deylar, Çiçek Dağı, İsmail Deniz, Mucur, Ali Şahin, Kocaeli, Darıca, Arif Güler, Karamürsel, İbrahim Usta, Konya, Bozkır, Mustafa Uyar, Şubra, Yusuf Erdem, Ereğli, Hüseyin Okurçu, Halim, Murat Cemal, Ilgın, Zirvoni Sarıkaya, Kadırhanı, Hulusi Çöngen, Seydişehir, Abdülkadir Çat, Kütahya, Aslan Apa, Gökhan Güler, Şahdan İsar, Halil İbrahim Erdem, Dolmaniç, Safet Ertürk. Bazı aday arkadaşlarımız ön tarafa rica edelim, platformumuz gelmeyelim arkadaşlar. Lütfen biraz ön tarafa ilerler misiniz? Kütahya Dolmaniç, Burca, İlyas Bozun, Kütahya Sinan Akda, Süleyman Örtmen, Kütahya Sinan Demirci, Erhan Çay, Kütahya Sinan Güney, Mustafa Çavdar, Kütahya Sinan Aşk, Kadir Bütüren, Kütahya Şampane, Demirtaş, Malatya Kulucak, Ramazan Acar, Maris Ahmetli, Ömer Zengin, Alaşehir Gökhan Karaçoban, Demirci İhsan Temel, Salihli Mahir Köseler, Sarıgör Necati Selçuk, Mersin, Toroslar, Hamit Tuna, Erdem Gönlükterrem Kollu, Silifke Bayram Ali Öngel, Muğla, Bodrum, Mehmet Kozun, Dalaman, Serhat Yılmaz, Olmaca, Recep Güneş, Nevşehir,
Merkez Sulu Saray, Sadi Yalvırmak, Nevşehir, Nevkuyu, Ahmet Barıcı. Aşağıya doğru ilerleyen arkadaşlar, pis çökebilir. Lütfen bir şeye maruz bırakmayalım. İkişer adım aşağı atar mısınız arkadaşlar? Ordu Akkuş, Zekeriya Emiroğlu, Ordu Altınordu, Onur Şahin, Ordu Aybastı, Hakan Yakışan, Ordu Çamaş, Osman Karademir, Tarsa, Mustafa Sade, Gölköy, Serdar Ateş, Gül Yılı, Murat Şener, Hürgen Tepe, Dursun Ula, İkizce, Mirol Paygı, Kabadüz, Temel Duran, Korgan, Edir Silme, Perşembe, Şenol Anşin, Ünye, Nedim Can, Osmaniye, Merkez Devletiye, İlhami Aral, Bahçe, Murat Altunmiş, Sumbas, Mustafa Nuri Moğoğlu, Sumbas Mertli, Hamza Büyüközlük, Rize, Şamlı Emşin, Ömer Aydınoğlu, Sakarya, Yerive, Mehmet Kır, Hendek, Turgut Babaoğlu, Sapanca, Oya Arapoğlu, Canik, Samsun Canik, Atık Yiğit, Samsun Kavak, Şerif Gül, Ladik, Mehmet Karahan, Salı Pazarı, Refahettin Karaca, Sinop, Boyabat, Hasan Kıra, Kürkeli, Halil Direk Özcan, Sivas, Doğan Şar, Halil Balık, Ulaş, İsmail Kaçak, Tokat, Ardoğan Mustafa İpek, Başşimlik Mustafa Öztürk, Erba Ahmet Demirhan, Niksar Buray Yadigar, Hazar Adnan Özmen, Sulu Saray Şahin Haskır, Turhal Tekir Baklacı, Trabzon, Akçabat Metin Gerikli, Köprübaşı Mustafa Sancak, Maçka Kerem Yusufoğlu, Uşak Sivaslı, Ömür Akar, Nikola, Arnavutlu, Atalay Beştaş, Kinarcık Esenköy, Kenan Tümen, Kinarcık Teşvikiye, Hikmet Öztürk, Çiftlikköy, Rıfat Eldim, Yozgat, Boğazlıyan Sırçalı, Yiğitsoy, Boğazlıyan Yamaçlı, Mustafa Geçin.